Yine mesela başka şeyler var. Bahçeşehir Belediye Başkanı değil, Kemal Aydın. Çok doğru düzgün bir adamdır. Evet. Bahçeşehir'de de evet. Herkesin çok sevdiği, evet. En ufak sizin söylediğiniz gibi, evet. Hiçbir lekesi olmayan bir adam. Evet. Bahçeşehir gibi rantın yüksek olduğu bir bölgede bunca yıldır hakkında en ufak bir iddia ortaya çıkmamış, pırıl pırıl bir adam. Ayrıca çok güzel belediyecilik örneği. Müthiş bir belediyecilik örneği, evet. Veriyor. Yani dünya çapında, evet. Örnek belediye olarak gösteriliyor. Evet. Ve zaten Bahçeşehir'de Kemal Aydın'ın gücünden ötürü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu yasa değişikliğinde Bahçeşehir, evet. AKP'nin güçlü olduğu Başakşehir'e bağlandı ve belki o sayede Kemal Aydın'ın seçilmesini engelleyebiliriz diye. Önü kesildi. Önü kesilmedi. Yasayla önü kesildi. Evet. Şimdi Kemal Aydın gibi pırlanta bir adamı, evet. Niye Bakırköy'de göstermiyorsunuz da? Bakırköylülerin hiç de sevmediği, benim de çok yakın dostum olmasına rağmen, evet. Bunu söylemekten gocunmuyorum. Evet. Kusura bakmasın kendisi. Evet. Ateş Ural Erzin'i Bakırköylüler beğenmiyor ve sevmiyorlar. Evet. Evet. Şimdi bu konuda tabii biliyorsunuz, söyledim. Yani yetki sonuçta partinin karar organına ait, Merkez Yönetim Kurulu'na ait. Dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu'na hiç kimse şu kişi aday olacaktır diye bir öngörüyle gitmiyor. Peki sizin bazı adaylar rahatsız olup genel merkeze ya bunları değiştirin dediğiniz doğru mu? Hayır, benim öyle bir söylemim olmadı. Ama bu konuda gazetelerde sanıyorum ilk teşkilatının bu konuda görüşleri oldu tabii. Yani.